Bayezid-i Bastami Hazretleri bir murakabe anında diyor, melekler ruhumu Mevla nezdine yükselttiler. Bir murakabe anında melekler ruhumu, ruhani alemde bunlar mümkündür muhterem Müslümanlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz ruh meal ceset miraç etmişti ya, Allah'ın Resulü ruh meal ceset miraç etmişti ya, büyük velilerde de ruhani bakımdan böyle cilveler olur ilham tarikiyle. Öf hocam, az evvel Peygamber Efendimiz'e bu dil uzatan adamı ve onun yardakçılarını, hempalarını sen kudurtacaksın ama ben gerçeği söylüyorum. Herkes arzu ettiği gibi kabul eder veya etmez. Kimseyi zorlamak yok. La ikraha fiddin, gattabeyyene rüşdü minel gay diyor Kur'an-ı Kerim. Kimseyi zorlamıyoruz muhterem Müslümanlar. Biz bir gerçeği ifade ediyoruz. Mevla ilham tarikiyle buyuruyor ki ruhani alemde, ya Bayezid, insanları halkettim. Dünyayı yarattım, nimetlerini arz ettim. Üçe bölündüler, ikisi dünya zevklerini tercih etti. Sonra cenneti yarattım, nimetlerini arz ettim, cenneti, pınarlarını, hurilerini, gilmanlarını arz ettim, ruhani alem. Üçe bölündüler kalanlar, ikisi cenneti tercih etti, biri kaldı. Siz ne istiyorsunuz? Dünyayı istemiyorsunuz. Cennetin nimetlerine dönüp bakmadınız. Hani büyüklerden biri söylüyor ya, eğer cennette bir an onların gönlü cemalinden ayrılsa, nimetler ateşe inkılap eder Rabbim diyordu ya, hak dostlarından bir tanesi. Biz senden seni isteriz ya Rabbi diyorlar. Biz senden seni isteriz ya Rabbi. Aziz Mahmud-u Hüdayi'nin de bir ilahisi var muhterem Müslümanlar. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek diyor. Bu başka bir neşe bu. Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri senden seni isteriz deyince asıl söyleyeceğim bu muhterem Müslümanlar, çilelerime ve imtihanlarıma hazır olun diyor. Senden seni isteriz diyenlere çilelerime ve imtihanlarıma hazır olun diyor. Yani Ela inne silatallahi galiye, geçen dersimde de geçti. Ela inne silatallahi galiye, Allah'ın metaı pahalıdır. Ciddi imtihan ve merhalelerden sonra cenneti, ırmakları, hurileri, gilmanları dileyenlere ver. Bana seni, gerek seni diyen de Yunus Emre muhterem müminler. Öyle olunca imtihanlara hazır oldunuz. Yani Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi, Peygamber-i Zişan Efendimiz'in Uhud meydanında yanağı yarılıp dişinin kırılması, Yahya Aleyhisselam'ın parça parça edilmesi, nice yüz binlerce milyarla şehidin bu dava için verilmesi, ebedi alemde gösterdiği metanet, gösterdiği mukavemet, gösterdiği iman ve aşk ve gösterdiği sabrı sebatın dünya darul imtihan. Dünya darul imtihandır. En yüce peygamberine Mekke'de çektirilen çileleri bir okuyunuz İslam tarihine. Evet. İlk Müslümanları çilekeş ashab-ı kiramı Sümeyye validemiz iki deveye bağlıyorlar. Aksi istikamette böyle gönderiyorlar, develer ürkütüyorlar. Buhur develer Konyalı tabiriyle paramparça oluyor. Kocası Cenab-ı Yasir keza böyle muhterem müminler. Ve o Bilal-i Habeşilerin çektiği çileler ve işkenceler. Evet, Cenab-ı Habbapların emsali ve hakeze ve hakeze. O sabikun-u evvelun diye Kur'an'da sena edilen insanlar. Bu nizamı kuran Allah'dır. Evet, kimseye de bir iş yaparken soracak değildir. Cilve-i Rabbani'si böyledir. Onun için Peygamber Efendimiz'e sorulmuş, en ağır çileler kimlere gelir ya Resulallah? En ağır çileler evvela peygamberlere gelir. Sonra alimler velilere gelir. Sonra mücahitler şehitlere gelir. Sümmel emsel fel emsel, sümmel akdem fel akdem. Yükteler racülü alâ kadri dini, alâ kadri dini, ikisi caiz biliyorsunuz. Sonra kişinin dininde ne kadar salabeti varsa imtihanları o kadar ciddidir ve karşılığında göreceği ecir de o kadar muazzamdır.